gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca birlikteyiz. Haber turuyla başlayalım efendim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Van'daki konuşmasında çözüm süreci ve dini özgürlükler konusuna değinen başbakan, inanmayanların hukukunun da korunacağının altını çizdi. Başbakan Erdoğan Van'ın Özalp ilçesinde bir derenin içinde biriken çöp yığınlarını görünce kaymakama ve belediyeye tepki gösterdi. Halkların Demokratik Partisi 1. Olağanüstü Kongresini topladı. Ankara'da yapılan kongrede Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Kürkçü'nün sağlık durumu iyi. Sebat Tuncel hastanedeyken parti yönetimine giren Ertuğrul Kürkçü ile birlikte eş genel başkanlık yürütecek. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrışma lüksümüz yok mesajına yanıt verdi. Bu anlamlı çağrı Türkiye Değişim Hareketi'nde en üst düzeyde yer bulacaktır dedi. Ve devam ediyoruz. Ankara haftaya Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda çözüm süreci, demokratikleşme paketi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı öncesi her MGK'da olduğu gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurul üyesi bakanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Ve Almanya Başbakanı Merkel'in Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından dinlendiği iddialarına yenileri ekleniyor. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. 2 metre 51 santimetre boyundaki dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen 1 metre 75 santimetre boyundaki Merve Dibo'yla Mardin'de dünya evine girdi. Rock müziğin son 50 yılına damgasını vuran ünlü şarkıcı ve söz yazarı 71 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili ayrıntılar da birazdan güne başlarken de olacak. Ayrıca ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone Rusya'da resim sergisi açtı. Stallone'un bu yeteneğini bilmeyen hayranları eserleri görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da düzenlenen BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Serena Williams şampiyon oldu. Williams final maçında Çinli Lina'yı mağlup etti. Haber özetlerini aktardık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van ziyaretindeki ikinci gününde halka seslendi. Gündeminde çözüm süreci ve özgürlük konusu vardı. Başbakan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine de yanıt verdi. Biz etnik milliyetçilik yapmayacağız dedik. Dinsel milliyetçilik de yapmayacağız dedik. Yani Müslümanın da hukukunu koruyacağız. Hristiyanın da hukukunu koruyacağız. Hatta ateistin de hukukunu koruyacağız dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretindeki konuşmasında öne çıkan mesajlardan biri dini özgürlükler üzerineydi. Hatta başbakan inanmayanların hukukunun da korunacağının altını çizdi. Demokratikleşme paketiyle uygulanmaya başlanan türban serbestisini de anımsattı. Benim başörtülü kızlarım okulların kapısından çevrilmedi mi? Şimdi artık yavrularımız üniversitelere girebiliyor mu? Giriyor. Devlet dairelerinde başını örtmek isteyenler örtmeye başladı mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Çözüm süreci de başbakanın gündemindeydi. Silah demokrasinin yolu değildir. Ne biliyorsak bunları masada konuşalım. Türkiye çok güzel bir bahar iklimine kavuştu. Şimdi bu baharı kışa çevirmek isteyenler var. Başbakan yol için gerekirse cami yıkarız sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin getirdiği eleştiriyi de yanıtladı. Cami yıkacakmış diyor. Cami yıkmak gerekirse ifadesiyle kullanılmıştır. Ve onu yıkarken daha güzelini hemen yanında yaparız ifadesi konuşmamda vardır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesindeki gezisi sırasında bir derenin içinde biriken çöp yığınlarını görünce kaymakamın yanına çağırarak tepki gösterdi. Başbakan biriken çöpler nedeniyle belediyeyi de eleştirdi. Halkların Demokratik Partisi 1. Olağanüstü Kongresini topladı. Ankara'da yapılan kongrede Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi.
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdi. Bu anlamlı çağrı Türkiye Değişim Hareketi'nde en üst düzeyde yer bulacaktır dedi. Sarıgül, hayatını kaleme aldığı kitabın imza gününde konuştu. AK Parti 16 büyük şehirde belediye başkan adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. Adaylar temayül yoklaması ile belirlenecek. İstanbul'daki temayül yoklaması Feshane'de yapıldı. Ankara siyaseti yoğun bir haftaya giriyor. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Mecliste genel kurul gündeminde de demokratikleşme paketinin ilk yasal düzenlemesi var. Ankara haftaya Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda çözüm süreci, demokratikleşme paketi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı öncesi her MGK'da olduğu gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da MGK üyesi bakanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Ekim Salı günü Ankara ve tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümü kutlanacak. Sabah saatlerinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul edecek, akşam da Çankaya'da bir resepsiyon düzenlenecek. Salı günü ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra İstanbul'a giderek Marmaray'ın açılışına katılması bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Meclis Genel Kurulu bu hafta iki gün çalışacak. Demokratikleşme paketinin ilk yasal düzenlemesi olan Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaşi Veli, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının ise Tilla olarak değiştirilmesini öngören teklif genel kurulda ele alınacak. Meclis Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu ise yeni anayasa yazım çalışmalarını sürdürecek. Muhalefet Amerika Birleşik Devletleri yolunda. CHP ve BDP heyeti. Osmanlı rüyası. Marmaray'da sona gelindi. Açılış yarın Cumhuriyet Bayramı'nda. Projenin temelleri ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Peki Marmaray projesi nasıl başladı? Hangi aşamalardan geçti? İşte ayrıntılar. Boğazın altında başlanan kazılarda önemli tarihi kalıntılar bulundu. Çalışmalara arkeologlar katıldı, eserler korumaya alındı. 2009'da bitmesi planlanıyordu ancak Yenikapı Sirkeci arasındaki arkeolojik çalışmalar nedeniyle süre uzadı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birçok yerde Marmara için çevre düzenlemesi yapıldı. İstasyonlar kuruldu, yeni kaldırımlar döşendi. Projenin yapımında binlerce kişi çalıştı, test sürüşleri Ağustos ayında başladı. Marmaray'la Boğaz'dan geçiş süresi 4 dakikaya inecek. İki yaka arasındaki 7 durak yani Zeytinburnu Kadıköy arası 19 dakikada geçilebilecek, saatte 75 bin yolcu taşınacak. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek demiryolu tüneli, Gebze-Söğütlü Çeşme ile Halkalı-Kazlı Çeşme arasındaki banliyö hatlarıyla birleşecek. Marmaray, İstanbul metrosunun yanı sıra İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına da bağlanacak. Yolcular Marmaray'dan 1 lira 95 kuruşa faydalanabilecek. Projeyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. Özellikle Boğaz köprülerinin trafik yükü hafifleyecek. Marmaray'da motorlu araçların geçişini sağlayacak projede 2015 sonuna kadar hizmete girecek. İstanbul'da inşaatı 4,5 yıl süren Haliç Metro Köprüsü'nde de test sürüşleri başladı. Taksim Metrosu'nu yeni kapıya bağlayan köprü yaklaşık 2 ay süreyle test edilecek. Günde 1 milyon kişinin kullanmasının beklendiği köprünün Ocak ayında hizmete girmesi bekleniyor. 180 milyon liraya mal olan köprüyle İstanbul Metrosu ve Marmaray birleşmiş olacak. Metro köprüsü sayesinde Hacı Osman durağından binen yolcular kesintisiz olarak Yenikapı Marmaray aktarma istasyonuna ulaşabilecek. İstanbul Tuzla'da YTT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Trafikte aşılan hız limitine göre 3 kademeli olarak artan idari yaptırım uygulaması yolda. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamsici, hakim ve savcılar için 30 yaş sınırı getirilmesi konusunda çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanlığı gizli tanıkların ifadelerinin bulundukları yerde alınması için harekete geçti. Bunun için 8 bölgede ekipler oluşturuldu. İlk uygulama Çorum'da yapıldı. Balık tutmak için İstanbul Şile'deki Ömerli Barajı'na açılan 3 arkadaşın kayığı alabora oldu. Biri yüzerek kurtuldu, diğer 2 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yunanistan'daki kriz nedeniyle ülkelerini terk eden 7000 doktoru Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'ye çalışmaya davet etti. Bakan Müezzinoğlu Küçükçekmece'deki sağlık merkezinin temel atma töreninde konuştu. Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası 7 yaşındaki Melis Akbaş'a destek yürüyüşü düzenlendi. Gönüllü donörler el ele tutuşup umut zinciri oluşturarak kan merkezine yürüdü. Melis için kan verdi. Bornova Küçük Park'ta bir araya 2 metre 51 santimetre boyundaki dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen 1 metre 75 santimetre boyundaki Merve Dibo ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik iddialarla ilgili konuştu. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen statükocular AK Parti'den rövanş almaya çalışıyor dedi. İran, Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışmada PKK'nın İran uzantısı PEJAK'ın 3 militanın öldürüldüğünü duyurdu. İran basını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a göre Suriye'de askeri çözüm mümkün değil. Ufukta sadece siyasi çözüm ihtimali var. Ban, başta Türkiye'den gelen Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü Suriye'nin kimyasal silahları ile ilgili imha programını zamanında ilettiğini açıkladı. Suriye'nin Perşembe günü kimyasal silahlarını... Irak son haftaların en kanlı saldırılarından birine sahne oldu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 56 kişi yaşamını yitirdi. 100'den fazla da yaralı var. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam edelim. Balıkesir Edremit'te orman yangınlarında zarar gören 700 hektarlık alan yenileniyor. Bölgedeki çalışmalar havadan denetlendi. Ağaçlandırma Mart ayına kadar tamamlanacak. Tümünü ayakkabıcılıkla sağlıyor. Babadan oğula geçen mesleğe çocuklar 7-8 yaşlarında başlıyor. Talep olursa üretim günde 10 bin ayakkabıyı buluyor. Gündemin ayrıntılarını aktarmaya devam ediyoruz. Spordan gelişmeler var sırada. Doğmen Spor haberlerini sunar. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray 3 puanı 4 golle aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki maça iyi başlayan taraf Galatasaray'dı. İlk yarının ortalarında Galatasaray 2-0 üstünlüğü yakaladı. 44 ve 45. dakikalardaki gollerle Kayserispor beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Galatasaray'ı öne geçiren gol Burak Yılmaz'dan geldi. 74. dakikada Drogba maçın 4-2'lik skorunu belirledi. Ve devam spordan gelişmeleri paylaştık. Şimdi de ekonomi cephesine bakacağız. Bakalım Borsa İstanbul güne hangi seviyeden başlayacak? Cuma güne dönelim. Cuma günü Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izledi. Endeks %0,54 yükseldi. Euro'da 2,73'ün üzerinde işlem gördü. Rakamlar böyleydi. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından saat başında birlikteyiz. Saatlerimiz 7 gösteriyor. Güne başlarken de 1 saati geride bıraktık. Haber turuyla başlıyoruz bu bölümde. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesindeki gezisi sırasında bir derenin içinde biriken çöp yığınlarını görünce kaymakamın yanına çağırarak tepki gösterdi. Başbakan biriken çöpler nedeniyle belediyeyi de eleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıran manzara Van'ın Özalp ilçesinde dere içinde biriken çöp dağları. Başbakan durumu görünce Özalp Kaymakamı İsmail Çiçek'le görüşmek istedi. Bunun üzerine Özalp Kaymakamı Başbakan'ın yanına geldi.
Başbakan, vatandaşın taleplerini not almadığı gerekçesiyle kaymakama tepki gösterdi. Başbakan, Özalp'in BDP'li belediyesine de tepkiliydi, ilçe halkına da sitem etti. Nerede belediye? Bak burası hasta eden. Hastaneden önce burası hallolsun. Başbakan Erdoğan 1,5 milyar liralık yatırımların açılış töreni sonrasında Milli Talebe Birliği'nden arkadaşı olan Mehmet Ateş'in 34 yıl önce ziyaret ederek çay içtiği evine de uğradı. Mehmet Ateş hac ziyaretinde olduğu için Erdoğan oğlu Abdullah Ateş'le bir süre görüştü. Bu yazılarını paylaştık az önce ve şimdi de gazetelere bakacağız. Gazetelerde açılışa saatler kalan Marmara için başlıklar atmış ve İstanbul'un en güvenli yapısı başlığını atan Milliyet gazetesiyle başlayalım. Boğaz'ın 62 metre altından iki kıtayı bağlayan Marmara'yla 3 dakikada Üsküdar'a geçtik diyor Pınar Aktaş'ın izlenimleri. Ve endişelerimize bakan Yıldırım giderdi. Burası kentteki tüm evlerden daha güvenli olduğu garantisini de veriyor dedi. Pınar Aktaş'ın izlenimleri açılışa saatler kala Marmaray turu yine Milliyet gazetesinin sür manşetinde yer alıyor. Valileri gizli emir Kurban Bayramı'ndan hemen önce valileri gizli bir genelge gönderen İçişleri Bakanı Güler, PKK'nın başta para toplama olmak üzere tüm eylemlerinin engellenmesi talimatını verdi. Örgütün kurucularından maaşlarını istediği tehdit ve şantajla para topladığını, uyuşturucu ektiğini ifade eden Güler bu eylemlerin üzerine ciddiyetle gidilmesi emrini verdi. Ve devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin cami yıkıp kilise yapıyor sözlerini Van'dan yanıtladı. Cami yıkmak gerekirse ifadesiyle kullanılmıştır ve daha güzelini yaparız ifadesi vardır diyen Erdoğan aktarmaydı. Ve Milliyet gazetesinin ardından devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Gülü oynaya gitti, kalbi kırık döndü diyor. Özel haber olarak yansımış manşete. Yüksekova'da hasta yakınlarınca öldüresiye dövülen doktor ilk kez konuştu. İsteyerek gitmiştim, bunu hak etmedim diyor. İnsanlar aylardır kadın doktor bekliyordu. Seve seve gittim. Gece gündüz çalıştık. Tek hedefim insanlara yardım etmekti. Bunu hak edecek bir şey yapmadım. Ve öldürülesiye saldırı beni derinden yaraladı. Ulanları unutamıyorum diyor. Yüksekova'da hasta yakınlarınca öldürülesiye dövülen doktor Pul ilk kez konuştu. Sabah gazetesi de manşetine taşıdı. Ve silah şiddet demokrasinin yolu değil diyor. Van'ın Özalp ve Erciş ilçelerindeki toplu açılışlarında yaptığı açıklamalar yine gazetelerin ilk sayfasında yerini aldı. Ve Radikal gazetesiyle devam edelim. Ankette fark atan adayımızdır bitti diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinden Mustafa Sarıgül'e yönelik itirazlar için aday belirlerken geçmiş çatışmaların hesabı yapma lüksümüz yok diyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin dindarlardan ve Kürtlerden neden oy almadığını anlattı. Ardından Yeni Şafak gazetesiyle Yeni Şafak gazetesi Çin'e verilen füze ihalesiyle ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. 26 Eylül'deki Savunma Sanayi İcra Kurulu'ndan iki maddeli karar çıktı. Firma tercihi açıklanırken tamamen yerli ve daha uzun menzilli füze sistemi üretme kararı gizli tutuldu ve o madde Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti diyor haberde. Ve bahar kışa dönmez Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin çözüm süreciyle güzel bir bahar iklimine kavuştuğunu ifade ederek bahar kışa çevirmek isteyenler, bahara kışa çevirmek isteyenler var. İklimin bozulmasına, silahın konuşmasına müsaade etmeyeceğiz açıklaması yaptı. Ve bir fotoğraf karesi. Başbakan Erdoğan 1979'a görevli olarak gittiği Özalp'te misafir olduğu Mehmet Ateş'in evini de ziyaret etti. Erdoğan'ı karşılayan Mehmet Ateş'in oğlu Recep Ateş, Başbakan'ın evimizi ziyaret etmesi çok güzel bir şey. Allah razı olsun açıklaması da yapmış. Ve devam ediyoruz. OHAL'e kozmik inceleme. Doğu ve Güneydoğu'da işlenen faali meçhulleri soru 1987-2002 yılları arasındaki OHAL uygulamalarını mercek altına aldı. Dönemin asker ve sivil yöneticileri hakkında inceleme başlatan savcılık OHAL arşivinin bulunduğu Diyarbakır Valiliği'ndeki kozmik odalara girecek. Gazetesinin ardından devam edelim. Habertürk gazetesiyle Irak'la yeni dönem başlıyor. Başbakan Erdoğan Van'da mesaj verdi. Önce Maliki'nin Türkiye ziyareti sonra da iade-i ziyaretim olacak dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ve Zebari ile görüştüm. Kasım'da Davutoğlu Irak'a gidecek. Ardından Maliki'nin ziyareti görünüyor. Benim bir iade-i ziyaretim olacak.
stratejik konsey toplantılarımıza yeniden başlatacağız açıklaması yaptı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ve HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel yerel seçimlerde İstanbul stratejilerini anlattı. Sarıgül'ü desteklemek zorunda değiliz dedi. CHP İstanbul'u almak istiyorsa, HDP ile işbirliği yapmak istiyorsa tartışırız. Evet, gazete manşetlerini aktardık. Kısa bir araya gideceğiz ama aranın öncesinde yeni bir haftaya başladık ve hava durumunun ayrıntılarına bakacağız şimdi. İstanbul'da güneşli günler sürüyor. Bugün zayıf lodosla birlikte hissedilen sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ankara'da hava açık. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 derece ama sabah ve geceler sis nedeniyle soğuk geçmeye devam ediyor. İzmir'de ise Körfez'de puş oluşabilir. Lodos'ta sıcaklık bahar değerlerinde hissedilecek. Sıcaklık İzmir'de 23 dereceye çıkacak. Kısa bir aranın ardından yayınımıza haber özetleriyle devam edelim. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve Suriye'deki taşımalarda ateşlenen havan topu mermisi. Evet, haber özetlerini aktardık dedik. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Merkel'in Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından dinlendiği iddialarına yenileri ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında güreşlerini protesto eden bir grup ülkenin en önemli arenasında toplandı. Polisin protestoculara müdahalesi sert oldu. Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone Rusya'da resim sergisi açtı. Hayranları ünlü yıldızın bilinmeyen bu yeteneğinden dolayı oldukça şaşkın. Şimdi de NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarına bakalım. Sabah saatlerinde ilçenin karşısında Suriye'nin Resulayn bölgesinde PYD güçleriyle Nusra cephesi arasında yaşanan çatışmalarda atıldığı tahmin edilen bir mermi sınıra yakın Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki bir eve isabet etti. Canlı bağlantımızda oldu. O sırada evde bulunan baba İdris Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. Evet, Ceylanpınar'da bir ölüm daha diyor internet sitesi de ve bir başka haberle devam edelim. Ankette fark atan adayımızdır bitti. Bu sözler Kılıçdaroğlu'na ait. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A mı aday olsun B mi bu benim yakınımdır türü tartışmaların benim için geçerliliği yok. Eğer bir aday adayı anketlerde diğerlerine olağanüstü fark atmışsa o bizim adayımızdır bitti diye konuştu ve bu da yine internet sitesinin ilk sayfasına haber olarak taşındı. Ve 7 bin Yunan doktora davet var. Yunanistan'daki kriz nedeniyle ülkelerini terk eden 7 bin doktoru Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'ye çalışmaya davet etti. Ve 7 bin Yunan doktora davet diyor haberin başında da. Dünya devi, dünya evine girdi. Dünyanın en uzun boylu adamı ünvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla elinde bulunduran Mardinli Sultan Kösen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Ve düğünden fotoğraf kareleri de yine NTV MSNBC'nin ilk sayfasında yer alıyor. Ve her adımın merakla izlenen Marmaray'da sona gelindi. Sayın seyirciler, açılış yarın Cumhuriyet Bayramı'nda. Projenin temelleri ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Peki Marmaray projesi nasıl başladı? Hangi aşamalardan geçti? İşte ayrıntılar. Müziğin efsane ismi Laureate 71 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı ve söz yazarı olarak tanınan sanatçı besteleriyle rock müziğin son 50 yıla damgasını vurmuştu. NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur bir kez daha bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Sayın Abur. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Sis var dedik bu sabah yeni bir haftaya başlarken. Bu sıcaklıkların artacağını gösteriyor ki yağış yokun müjdesini de aldık. Evet. Nasıl bir hafta bizi bekliyor diyelim. Yağışın olmadığı ama sisin etkili olabileceği bir haftaya başladık ve böyle devam edecek. En azından önümüzdeki ayın ilk günlerine kadar ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Uydu görüntüsüne baktığımız zaman ülkede gelişmeleri aktardık. Gökhan'a burada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak her sabah olduğu gibi. Ve saatleriniz 9'u gösterdiğinde haber merkezi kuşağında Erhan Ertürk sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.